Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir Aslan Siferi videosundan. Şimdi Adil kardeşimiz Adana'dan geldi. Motosikleti gördüğünüz gibi 250R Repsol. Şimdi ne yapacağız? Yeni bir seri başlatıyoruz. Adil kardeşimiz vitesli motosikleti ilk defa kullanacak ve 250 ile başladı. Biz her zaman ne diyoruz? Düşük CC yani 100, 125, 150 neyse o tarz CC'lere başlayın diyoruz. Fakat Adi kardeşimiz Repsol ile başlayacak, 250 R ile başlayacak ve bu süreçte kendisine yardımcı olacağım. Umarım kendisini ideal bir şekilde sürücü haline getireceğiz. Şimdi zaten ehliyeti hazırlanıyor. Çok az bir kısa bir süre kaldı. Bir iki haftaya zaten ehliyetini alıyor. Ekipmanlarını falan düzmeye başladı. Ondan sonra artık şimdi ufaktan zaten eğitimlere başlıyoruz. Önce artçı olarak bayağı bir kilometre yaptık arkamda. Bayağı bir ısındı. Artık kendisine öğretme zamanı geldi. Bunları bu videolar seri haline yapacağız. Başlık ne yazarım bilmiyorum. Düşünmedim henüz. Ama o videonun, o seriden Adil'in öğrenme sürecini olduğunu bilmenizi istedim buradan. Evet, şimdi küçük şekilde bir başlayalım. Zaten bu ilk part. İlk partta şu şudur, bu budur. Onu anlatacağım, onu göstereceğim. O sonra nerede? Aynen. Ufak tefek şeyler yani başlangıç olarak ne yapılması gerekiyorsa önce onu göstereceğim. Orada evet, başlıyoruz. Benim boyum da 1.70 küsur bir şey. Yani haberiniz olsun. Boyu 1.70. Evet, şimdi önce bu uygulamayı sana göstereyim. Sen arkasından beni tatbik et, tamam mı? Tamam. Şimdi motosiklete önce... Bir saniye. Hadi şöyle gel. Evet, motosiklete önce yanlış yapılan bir uygulamayı anlatarak başlıyorum. Arkadaşlar motosiklete bu şekilde binilmez. Zaten binerken bile hani bana binemezsin diyor zaten motor yani. Ayağın takılıyor, bilmem ne oluyor, tamam mı? Böyle de inilmez motosikletten. Her zaman motosiklete binerken sol taraftan elinizi koyuyorsunuz, motoru tuttunuz, ayağı attınız, hop bitti. Bu kadar kolay bir binimi var motosikletin ama tabi bazı kişiler bunu tam tersini uygulamakta ısrar ediyor. Onu da inşallah ısrarlarını yenmeye çalışacağız. İnerken de geldiniz, motosikleti durdurdunuz, ineceksiniz. Önce güvenliğini alıyorsunuz motosikletin, ayağını koydunuz, motoru dengeye koydunuz. Motor dengede mi? Dengede. Dikkatli bir şekilde direkleri tutarak iniyorsunuz. İlk olarak bu. Motosikletten inme, binme budur. Sol taraftan. Aldın, ayakını kaldırdın. Motosikletin açıyorsun şeylerini, elektrik aksamını. Elektriği ona getir. Marşa bas. Kullandın, geldin. Şu an durdun. Bitti, yol bitti. Bu şekilde motoru stop edeceksin. Önce motorun elektriğini kapat. Stop et. Düğmeden. Şimdi önce motorun emniyetini al. Evet. Tam dengeye tut motoru. Tam dengeye oturt. Oturdun mu dengeye? Tamam. İniş yap şimdi. Güvenli bir şekilde indin. Anahtarını aldın. Boynunu kilitledin. Ve bu. Motorun inişi binişi bu. Evet. Şimdi diğer kısmına geçelim. Uygulamasına göstereyim zaten ben. Motoru çalıştırmadan bir yerden bir yere alma. Atıyorum. Park yerimiz neresi olsun? Park yerimiz şurası. Şu mavi çizgi içi, tamam mı? Park yerimiz. Elle motosikleti götürme. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar motosikleti çalıştırmadan, üzerinde binmeden dikkatli bir şekilde motosiklet nasıl taşınır? Ondan başlayalım. Göstereyim ben önce. Motoru tuttunuz. Bu şekilde. Kaldırdınız. Ayakta kaldırdınız. Şimdi bölgemiz şurası. Motosikleti şuraya park edeceğiz. Fazla motora yaslanmadan geldiniz, tuttunuz, arkadan tutuyorsunuz. Tekrar önden. Motora çok yaslanmayın çünkü dengeniz her an bozulabilir ve öbür tarafa motor gidebilir. O yüzden motora yaslanmayın ki
şu aradaki dengeyi sağlayın. Yani motor size güç versin, siz motora güç verin. Ayaklarını aldınız. Koydunuz. Evet, şimdi abi sen yap. Bunlar belki sana komik gelebilir ama biz eğitime hep böyle başladık, biliyor musun? Evet Adil. Motoru dengede tuttun. Motora çok yaslanma. Getir. Tamam, dur şimdi. Bas frene. Al geriye doğru. Tamam. Tekrar gidi ondan tut. Gel öne doğru. Tamam. Al ayağına. Denge gidiyor daha. İşte bak, demek istediğim bu. Yani motosikleti tutuyorsun ya bak. Tek elde normal motosikleti tutarsın bak. Bir şey yok bak. Ama önemli olan, motora eğer çok yaslanırsan şu açıda bak. Kaskın kamera çekiyor mu bilmiyorum. Şu açıda çok yaslanırsan motoru böyle götürürsem motor dengen bozuldu mu motorla beraber gidersin. Ama şu araya tutarsan motoru bak. İstediğine gitsin bak. Ben sağlam basıyorum. Anladım. Olay bu. Tutuyorsun. Araya boşluk koydum. Aynen. Koydum motoru. Bu şekilde park ettik. Evet. Şimdi de motosikletin gidonun üstünde hangi aksamlar var? Ne işe yarıyor? Şimdi sana onları göstereceğim. Motosikletimize bindik. Ayaklarımızı kaldırdık. Yola çıkacağız. Açıyorum kontağı. Her şey söndü. Yağlama falan göstergeleri. Motorumu çalıştırdım. Şimdi yolda gidiyorum motosikletle. Şimdi şurada ne var? Ne işe yarıyor? Veya neyi kullanmayacağız onu göstereceğim ben sana şimdi. Şu uzun kısa. Alt tarafta oldu mu kısa, üstte bastı mı uzun. Zaten uzun göstergesi bunu mavi olarak gösterir. Yani farın şu anda uzunda demek ister yani sana. Kapattık. Eğer farın uzundaysa ve selektör yapmak istersen selektör yapamazsın. Niye? Çünkü far ikiye bölündüğü için normalde selektör uzun fardadır. Uzun farı yaktığında selektör yapmaz. O yüzden dikkatli olmak için ve karşıya uyarmak için her zaman farın kısa da olsun. Uzun yolda önünü göremediğin durumlarda hariç selektör yapabilir. Bak yapıyorum sana selektör, mavi yanıp geliyor. Karşıda görünüyor zaten. Kornamız. Şöyle bir durum var. CBR 250'de şöyle bir sıkıntı var. Hatta bu modelde mi var bilmiyorum. Net bir bilgi vermeyeyim. Ben bunlara rastladım. Normalde her motorda düzenek korna alttadır. Sinyal üsttedir. Hatta bunu sürücülere zaten anlamışsındır. Bazen elim kornaya basıyor. Ben sinyal vermek istiyorum ama elim kornaya basıyor. Çünkü burada bir ters düzenek var. Bunu niye böyle yapmışlar? Bu saçmalığı niye yapmışlar? Çözemedim. O yüzden korna her zaman normal motosikletlerde altta olur. Bunu da üstte. Boş ver. Kornamız, sinyalimiz sola. Ortaya basarsan sinyali kapatırsın. Sağa bastık, sağ sinyal. Ortaya tekrar bastın mı sinyal kapanır. Bu elektrik aksamımız. Kontak açıkken bunu off tuşuna getirirsen motosikletin her türlü elektrik aksamını kapatırsın. Çalışmaz. Korna çalıyor. Ama marşa basamazsın. Motor çalışmaz. En önemli dikkat edeceğin şey karıştırma anlamında. Korna her zaman soldadır. Marş sağdadır. Bunu öncelikle kendini adapte ettiğinde, çünkü bazı durumlarda motosiklet kullanıcıları marşa basıyor korna yerine. Şu an o sesi duymak istemiyorum burada. Bir cang cing ortalık bir yıkılıyor, bir sesler oluyor. Bu yani dinamoya falan zarar verir. Sıkıntılı bir durum. Öncelikle bunlara adapte ol. Kornanın solda, marşın sağda olduğunu asla unutma. Yoksa kötü durumlar çıkabilir. Onun dışında zaten sinyalimiz yandığında bunun şeyi biraz değişik. Aynaları biraz modifiye ayna. Sinyal üstünde LED olarak var ve gömme sinyali var. Zaten burada uyarınca göreceksindir. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Arıza olursa burada zaten sinyal şu yeşil yanmaz. Oradan bil ki
sinyalini arıza var. Onu yaptırman gerekiyor. Debriyajımız solda. Arabada olduğu gibi, araçta en solda olduğu gibi, motosiklette de en solda. Ön fren elinde, arka fren ayağında, sağ tarafta. Yani kombinasyon şöyle. Sol taraf senin ilerlemeni sağlıyor, sağ tarafta senin durmanı sağlıyor. Oradan da o mantığı kurarsan hiçbir şekilde sıkıntı kalmayacak. Bu motosikletlerde 1 aşağı, 2, 3, 4, 5, 6 yukarı. Debriyaja basıyorsun, sesini takıyorsun, yolunu aldın, 2'ye taktın, 3, 4, 5, sesi düşüreceksin. 5, 4, 3, 2, boş ve 1. Bu şekilde sol taraf senin yani motosikletin aktarma kısmı. Sağ tarafta bu elindeki ön fren. Ön fren disktir. Biraz ani fren yapmalarda tehlikeli duruma yaratır. Ya lastik kilitler ya kayarsın. O yüzden ön freni kullanırken her zaman doğru bakış ve doğru oturuş olması gerekiyor. Motosiklette böyle yamuk yamuk oturup da böyle motosiklet kullanırsan bu her zaman senin ani frenle motorunun altına gitmesini ve seni kaza yapmanı sağlayacak. O yüzden motosiklete her zaman kendinden emin otur. Dik otur. Doğru otur. Ve karşıya doğru bak. Bunu kendine adapte edersen Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşamayacaksın. Şimdi motosiklete bin ve çalıştır. Bana de ki sol sinyali yakıyorum. Sağ sinyali yakıyorum. Selektör yapıyorum. Bu marş. Bu debriyaj. Sesi böyle takıyorum. Bana bunları anlat. Evet. Niye olmadı sence? Şu an boş ışığı yanıyor mu orada? Hayır, yok. Yanmıyor. Hayır. Tamam, debriyaja bas. Önce boşalt. Garanti olsun. Al sesi boşa. Al ileri geri yap. Çalıştır bakayım debriyaja. Tamam. Evet, bas. Vitesi nasıl takıyorsun ve nasıl ilerliyorsun? Vitesi mi? Hı hı. Debriyajı sonuna kadar çekiyorum. Evet. Aşağıda bir olduğu için bir de takıyorum. Tamam. İlerledin. 2, 3, 4, 5, 6 yukarı. Hep yukarı. Peki. Düşerken de 5, 4, 3, 2 boş evet. Düşüyor. Evet. Fren aksamı nasıldı? Fren aksamı ön fren. Bu ön freni kullanımında tehlikeli durumlar yaratmamak için dikkat etmemiz gereken kural neydi ki kural motosiklet üzerindeyken? Doğru bakış ve doğru oturuş. Evet. Doğru bakış ve doğru oturuş. Yani motosikleti tamamen altınıza alıyorsun değil mi? Altına alıyorsun ve motosikleti sen hükmediyorsun. O sana hükmetmiyor aslında. Evet, stop edelim. Boşa alıp. Tamam, kontağı kapatalım. Güvenliğini alalım motosikletin. Evet. Şimdi arkama bin bakalım sen de. Vitesi nasıl değiştireceğiz? Devreleri nasıl ayarlayacağız onu göstereyim ben sana. Geri geliyorum. Dikkatli bir şekilde arkaya bakıyorum. Sesi biri aldım. Yavaş yavaş devreye salarak gaz veriyorum ve ilerliyorum.
şu vitesler, motosikletin vitesini değiştirmek için şu, yani şu devir düşük. Ben şu an bu devirde vitesi değiştirirsem tak diye düşer. Ya da vites zor gelir. Bak devirini ayarlıyorum ben sana şu vitesi değiştirmek için. Bak kolayca girdi, gördün mü? Yani en ideal vites değiştirme aralığı 6000 ve 7000 devirler. 6 ve 7 rakamını gördün mü, vites değiştirmek için en güzel rakamlardır. En rahat şekilde o zamanlar girer. 2'de şimdi bak, 2'de devam ediyorum. Şu an ne yapıyorum ben? Doğru oturuyorum ve doğru bakıyorum, değil mi? Yani yamuk yumuk durmuyorum, arkadan görüyorsun zaten. Dönerken döneceğim yere bakıyorum. Bak döneceğim yere bakıyorum. Oraya baktığım için zaten motosiklet oraya gidiyor. Devam ediyorum. Aynamızı açalım. Dönüyorum. Döneceğim yere bakıyorum. Döneceğim yere bakmazsam, sadece yola bakarsam o anda karşıdan gelebilecek ya da dönüşlerde gelebilecek tehlikeleri göremem. Sağa baktım, hiç kimse yok. Sola bakıyorum. Temiz dönüyorum. Öncelikle 2'yi alma. Önce bana şöyle bir de şöyle bir dolaşmanı istiyorum ben senin. Tamam? Heh, yavaş yavaş bir dolaş bakalım. Dönerken daha tam dikkatini veremezsin. Dönerken çok böyle bakma benim gibi. Ufaktan gözün böyle döndüğün yere baksın. Tamam? Çok böyle dikkatini o tarafa verme. Daha yavaş yavaş. Evet. Bir de benim şöyle etrafımda dön. Hafiften gaz ver. Hafiften debriyajı bırak. Evet. Ani bir şey olursa hemen debriyaja bas, frene bas, dur, tamam mı? Evet. Yavaş yavaş gaz ver. Debriyajı bırak yavaş yavaş. Ani bırakma, yavaş bırak. Güzel. Biraz gaz ver. Gaz ver biraz. 2'ye al. Al 2'ye. 2'ye çek. Tamam, olmadı. Sola dikkat et. Biraz gaz ver. Gaz ver biraz. 2'ye al. Tamam. Biri al. Biri al, biri. Yavaş yavaş, yavaş yavaş dön. Benim önümde dur. Al boşa. Tamam. Kapat kontağı. Evet. Abi içine çok zorlandım. Yol gösteriyor. Aynen. Güvenliğini al önce. Çünkü motor şu anda 250'lik senin. Düşük bir devir bekleme yani. Evet, nasıl bir histi? Valla 10 numara abi ya. Vitessiz gibi değil yani. Böyle bir güzel ki. Hem zorluğu var hem tadı var, değil mi? Aynen abi valla. Ama şey, arada birinci vitesten mi oluyor abi? Çok ani. Bir anda şey oluyor. Bir de ani hızlanır. Çünkü bir, hem araçta hem motosiklette ani hızlanma, yani kalkışın en kuvvetli olduğu vitestir. Burada en düzenli, en devirli kullanabileceğin, yani en sağlam kalkış yapabileceğim vitesler 1 ve 2'dir her zaman. Niye? Çünkü tek silindir. Evet. Başlangıç olarak güzelsin. Zaten biraz adaptasyon var sende motosiklet kullanmaya. Sadece yavaş yavaş, aynen, yavaş yavaş vites olarak sana bunu öğretmeye devam edeceğiz. Evet. İlk bölümümüz bu şekilde. İkinci bölümde daha farklı, daha öğretici ve daha önemli bilgiler vererek
arkadaşlar. Devam edeceğiz. Çünkü bu tek seride bitirilmez bu güzel video. Öğrenim süreci önemli. Çünkü adet 250'lik bir makineyle başlıyor. Ve bazı şeyleri kırmaya çalışacağım. Yani bazı ne der ona? Hani ön yargıları kırmaya çalışacağız burada. O yüzden ama şöyle bir durum var. Ben her zaman derdim zaten. 250'lik makineyle arkadaşlar başlamayın. Başlamayın kastım şu. Tek başınıza başlamayın. Bir eğitim alın. Birinden destek alın. Öğrenin. O zaman başlayın. Bu arada arkadaşlar motor alındı. Yaklaşık 2 ay oldu ve hiç binmedim. İlk defa bindim. Yani acele etmemek lazım. Evet. Kesinlikle ekipmansız asla acele etmeye gerek yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar seri devam edecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Repsol ve Adil. Menacing methods label me a lethal weapon, making niggas die, witnessing breathless imperfections. Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land, underhanded hits a plan. Scams are plotted over grams of rocks, undercover agents die by the ram.